Eşim ailemle konuşmamı, gidip gelmemi istemiyor. Ne yapmalıyım demiş. İsminizi okumayayım. Bu eşi ailesiyle konuşmasını, yani eşinin böyle Ya bir... bu kız tarafı da olabilir, Yok, erkek şimdi tarafı da aslında olabilir. bu bana göre uydurma, hadis literatüründe de buna benzer şeyler var. Yani niye onlara uydurma diyorum? Çünkü Kur'an mesela anne babaya ilişkiyi iyi tutmayı, anne baba hakkı gözetmeyi dini bir yükümlülük yapmış. Yani Kur'an'ın yükümlülük yaptığını Peygamberimizin bir sözüyle iptal etmesi böyle bir şey düşünülemez. Ama şimdi bu uydurma literatüre bakarsak Peygamber yani öyle şeyler anlatılıyor ki anne babası alt katta olsa bile kocasından izin almadan onunla görüşemez veya babasının cenazesine bile Evet ya. kocasından izin almadan giremez. Ha bunların Okul hakkına da girmez yani ki. karısını kendini adeta köleleştirmek isteyen erkekler tarafından uydurulmuş sözler olduğu, dininde böyle bir şey olamayacağı belli. Karı kocanı kimden nasıl, kimi kimden nasıl izin alacağı, aralarındaki işi nasıl halledecekleri, aralarında karar vermeleri gereken bir şeydir. Yani kadının kocasına böyle mutlak bir itaat, adeta kölesi gibi olması, yok işte anne babasıyla görüşürse bile ondan izin almasının dini zorunluluk olduğu gibi şeyler, bunlar uydurmadır. Ama Peki. tabii ki aile içinde birbirine rızayla belli şeyleri Mümkünse aralarında böyle şeyleri hiç halletmeleri lazım. yaşamayın. Ama bunlar böyle yani karının kocasından izin alması dini bir zorunluluk. Babasıyla annesiyle bile ondan izin almadan görüşemez izahlar uydurmadır. Yani Peki onlara hocam. Betül Hanım itibar şöyle bir şey etmemek lazım. sormuş.